Ay Muhammed Ali, Muhammed. Ben niye konuşamıyorum? Evet. Adam. Osman Ali. Oha, adın ne falan mı diyor? Evet, hep böyle. Adam cool ya. Oğlum adam bir efsane ya. Oğlum bu ne lan? Abi, eksik hakikaten çok. Hakikaten adam dalga geçiyor abi karşıdakiyle. Psikolojik savaş veriyor yani. Ondan sonra psikolojisini indirdikten sonra kendisini indiriyor. Baksana. Abi şaka. Bak ya. Abi çok iyi ya. Ya burada düşünsene yani karşında Muhammed Ali'nin karşısındasın. Ve hani hiçbir şey yapan abi çok iyi ya abi. Arı gibi sokarım. Yalnız gardı falan da açık ha. Tabii aynen. Başımız sağ olsun. Bütün dünyanın. Bu çok tehlikeli. Ama adam karşısındaki de yani kilitlendi kaldı mı? Bu adamın ama tek dezavantajı yani açık oynardı. Bayağı elleri yerde, elleri belinin altında, gardını almazdı. Ha, arada yerdi ama adam kendini defansif açıdan öyle bir geliştirmiş ki. Yalnız şey düşünsene, o zamanlar internet yok, hiçbir şey yok. Tek izlediğin şey bu. Hani evet. Efsane olur tabii ki, anladın mı? İnsanlar izlemek ister. Şimdi bu izlediğim video Haziran'ın başında hayatını kaybeden ve gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak anılan Muhammed Ali'ye aitti. Ne düşünüyorsun bu izlediğin görüntüler hakkında? Yani zaten Muhammed Ali olabilmek için hani bir şey olması lazım. O şeyi de zaten videolarda görüyoruz. Allah vergisi. Allah rahmet eylesin. Ona ben sonra ne söyleyecektim? Allah rahmet eylesin. Allah vergisi. Çok çalışma ve kendine birazcık güvenme işte böyle bir şey yaratıyor. Ya aslında ben biraz şuna inanıyorum. Ya mesela benim boks mu oluyor bu sporun tam adı? Evet. Hayır belki başka bir şeyler hani... Futbol. Evet. Futbol tarzından bahsetmiyorum. Muhammed Ali'nin zaten olayı oydu yani. Hiçbir zaman gardını çok düzgün almazdı ama hep böyle her zaman o yumruklara karşı bir kaçacak yeri olurdu yani. Sağ mı sağ, sola geçerdi, sol mu sağa geçerdi. Helal olsun yani. Hani hiç gard almadan, yani refleksle kendine güvenerek şey yapıyor yani. Ki kimse de yakalayamıyor yani. Hani bir tane çaksa şey olur aslında. Ben çok severim Muhammed Ali'nin. Hatta bir tane bende sweatshirt'ü vardı. Onu kaybettim ama hiçbir zaman unutmuyorum onu. Kim kaybettiyse de lanet olsun o. Üstünde çıkamasın üstünden o sweatshirt, kim bulduysa giydiyse. Bu mükemmel bir insandı abi. Söyledikleri şeyler de, sosyal mesajlar da çok iyi bu arada. Şimdi sana bazı boks terimleri okuyacağım. Bana o hareketlerin nasıl yapıldığını göstermeni istiyorum. Aparkat. Aparkat ne ya? Aparkat. O ne ya? Bu. Şöyle yapayım. Şöyle. Benimki saat var. Vurabilirsin. Vurabilirsin. Eyvallah bırakacağım. Şöyle işte ya. Tamam. Vuruyordun lan. Yani uppercut genellikle aşağıdan gelir. Aşağıdan kavisli. Şöyle adamın çenesine gelir yani. Şuradan. Sağ kroşe. Sağ. Evet. Düz. Doğru. Böyle. Böyle. Evet. Doğru. Sağ kroşe. Ama bence sol kroşe yapsın. Ekran kapanıyor. Şöyle. O sol kroşe oldu abi. Evet abi. Hayır. Ya. Ulan ekran kapanıyor sağ dedim. Sağ solu bilmiyor ya. Ekran kapanıyor dedim. Solu şey yap. Ayrıca sağ gösterip sol vurur. Sağ kroşe. Hı-hı. Böyle. Ve. Sağ kroşe de şöyle 90 derecelik bir açıyla kolunu şöyle şey yaparsın yani. Tabii yine duruşunu bulmam. Böyle sağ şuradan yer yani. Direkt yumruk. Bu. O da doğru. O budur artık. Evet. Artık o bu olsun yeter anne. Tak. Böyle. Vurabilirsin. Ama vurabilirsin derken burnuma değil. Tamam. Direkt yumruk. Direkt. Sağdan veya alttan gitmez. Düz çıkar. Ve düz hani direkt ağız, burun, göz. Bu kısımlara yani ve hani direkler aslında en şey sıkıntılı ve tehlikeli olanlardır yani. Ve gard. Evet. Bravo. Ve gard.
guard. Bu. Solak oldu. Ben solağım çünkü. Böyle mi? Nasıl yakışmıyor? Bakar mısın? Şu hale bakar mısın? Yani budur. Hep budur durmuş. Yani genellikle sol öndedir. Ki hani cep rahat çıkartabilirsin diye. Bu da daha böyle bir çeneni korur. Bu ataktır, bu defanstır. Muhammed Ali boks kariyeri boyunca 61 boks müsabakasına çıkıyor. Sence bu müsabakalardan kaçını kazandı? 58. 59. 60'ını kazandı ya. Bir yenilgisi var işte. Joe Frazier oynadı. Biliyorum. 60. Hayır. 61. Hayır. 53. Dur bir dakika, aşağı yukarı da. Muhammed Ali 61 boks müsabakasının 56 tanesini kazandı ve bu 56 galibiyetin 37 tanesi nakavtla bitti. Şimdi geldik kritik soruya. Muhammed Ali ve Superman eğer dövüşselerdi, sence kazanan kim olurdu? Superman. Niye? Ne demek niye? Adam gözünden lazer atıyor oğlum, ne demek niye? Mermiden hızlı uçuyor, daha ne demek niye? Adam Süpermen, hani doğaüstü güçleri var ya. Hani adamı öldürecek tek bir tane madde var yani. Onun dışında hiç kimse öldüremiyor herifi. Süpermen gerçek değil. Yani gerçek olsa. Muhammed Ali ya. Uçacak mı? Uçacaksa Süpermen. İnsani güçlerden bahsedersek Muhammed Ali. Muhammed Ali. Niye Muhammed Ali? Süpermen'i sevmiyorum ben. Süpermen. Yani aynen dünyada dövüşecek olsaydı bu bir dövüş olmazdı yani, bu saniye sürmez yani. Evet. Çünkü. Abi spoiler verme diyor. Çüş, Batman ve Superman izlemeye mi var abi? Ben izlemedim abi. Nasıl ya? Ne yaptın ya? Abi gerisi hala nasıl izlemezsiniz abi? DC Comics 1978 yılında. Ya ama yapmayın bunu ya. Superman vs. Muhammed Ali isimli bir çizgi roman çıkartıyor. Ne zaman? 1978. Ha iyi. Yani Muhammed Ali'nin tamam. Top noktası. Ben zannettim bu film çıkartacak DC Comics. DC Comics Superman vs. Muhammed Ali isimli bir çizgi roman çıkardı 1978 yılında. Hadi. Muhammed Ali'nin en top yaptığı yıllarda. Ve bu çizgi romandaki dövüşü kazanan Muhammed Ali oldu. Dedim. Evet, burada da çizgi romanda Superman dövüşten hemen sonraki halini görebiliyoruz. Ağlatmış. Tatta. Superman'i hiç sevmiyorum zaten. Aynen değil mi? Farklı gezegende savaşıyorlar. Ben bunu görmüştüm. Nasıl yani? Yeniyor mu? Şeyden görebilirsiniz uzayda olduklarını. Etraftaki insanlara bakın abi. Yani şey, yani yaratık, anladın mı hepsi? Ve yanında da Muhammed Ali var bak şeyin yanında. Herkese merhabalar, ben Burak. Bir tepki bölümünün daha sonuna geldik. Umarım bu bölümümüz hoşunuza gitmiştir. Tepki vermemizi istediğiniz videoları, oyunları, yemekleri ve eşyaları her zamanki gibi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlere yazabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Geçmiş bölümlerimizi izlemek için de sağ taraftaki videolara tıklayabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Cesareti olan... Dur. Karşına gelsin. Dövüşelim. Vay. Bir aparkat göster o zaman en son. O neydi? Alttan olan. Evet.